Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen ancak grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine 5'er dakika süreyle söz vereceğim. İlk olarak Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Erkan Baş. Buyurun Sayın Baş. Teşekkür ediyorum değerli başkan, genel kurulu ve bizleri ekranları başında izleyen, ülkenin alın teriyle, emeğiyle yaşayan tüm yurttaşlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi galiba 12 gün oldu, 12 gündür konuşuyoruz. Bizim zaviyemizden gözüken şu, aslında siz ezberlediklerinizi anlatıyorsunuz. Biz ise halk adına direniyor, doğruları söylemekte diretiyoruz. Ama siz de doğruları görmezden, duymazdan geliyorsunuz. Çünkü tarafsınız. Biz de tarafız. 22,5 milyon SGK'lının tarafıyız. 12 milyon asgari ücretlinin tarafıyız. Milyonlarca emeklinin, emeklilikte yaşa taktığınız insanların ve geleceğini kurmaya borçlu olduğumuz 20 milyon gencin, çocuğun tarafındayız. Kısacası evet, %99 adına konuşuyoruz ve bu bütçeyi reddediyoruz. Bu bütçeden razı değiliz. Çünkü önerdiğiniz şey sarayın bir dakikada harcadığı parayla bir işçinin bir ay boyunca hayatını idame ettirmesi. Bunu reddediyoruz. İnsanların sizin kanunlarınız yüzünden mesleklerini yapamayıp sokakta simit satmak zorunda kaldığı, açlıktan sokakta bayıldığı, her gün yeni bir geçim sıkıntısı intiharıyla karşı karşıya kalmaya fıtrat denmesini öneren bu bütçeyi reddediyoruz. 84 bin çocuğun anne olduğu, kadına şiddetin her gün arttığı, kadın cinayetlerinin önlenemediği bir dönemde sadece Cumhurbaşkanı'nın eşi ve kızları katılacak diye bir toplantıya devlet bütçesinden 1 milyon lira harcanmasını reddediyoruz. Bu ülkede çocuklar hala birilerinin sırtında dere geçerek okullarına ulaşmaya çalışırken, üstelik anayasada laiklik maddesi varken aslında varlığını tartışmamız gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'na 11,5 milyar bütçeyi reddediyoruz. Bu savaş, yıkım ve ranta ayrılmış bütçeyi Cumhurbaşkanlığından geldiği gibi tek bir kalemini sorgulamadan değerlendirmeye razı değiliz. Ve soruyoruz, bu bütçe tartışılırken memleketin haline bakınca vicdanınız rahat mı? Her 5 çocuktan birinin çalışmak zorunda olduğu bir ülkede yandaşlara kepçeyle verirken halkımızdan bir yudumu esirgemekten korkmuyor musunuz? Gerçekten bu halkın isyanından korkmuyor musunuz? Bakın çok açık söyleyeyim. Eğer vicdanınız sızlamıyorsa bile bilin ki bu bütçe başınızı çok ağrıtacak. Efendiler, halkın damarına bastınız, bu bütçe sizi rahat uyutmayacak. Değerli milletvekillerim, bütçeyi yapanlar ve onaylayanlar gözleri paradan kardan başka bir şey görmez olmuş. Dün Barış Yoldaş'ın buradan gayet güzel özetle anlattı. İtibar düşkünü, mal mülk düşkünü, para pul düşkünü olunmuş. Bu bir saplantı olmuş ama bizim de bir sevdamız var. Memlekete, insana, doğaya, adalete, özgürlüğe sevdalıyız. Bakın göreceksiniz. Kuracağımız düzende tek bir kadın sokakta endişeyle gezmeyecek. Tek bir genç özgürce düşünebilir miyim, araştırabilir miyim, okuyabilir miyim, sevgilimle el ele gezebilir miyim, internete parasız girebilir miyim diye dert etmeyecek. Gazeteci, aydın, akademisyen özgürce üretmekten korkmayacak. Biz fikirleri değil, işsizliği yasaklayacağız, sömürüyü yasaklayacağız, yoksulluğu yasaklayacağız. Hiç merak etmeyin, kaynakları da bulacağız. Babalar gibi satarız dediğiniz halkın değerlerini, kamu varlıklarımızı, işletmelerimizi tek tek geri alacağız. Devlet garantisiyle yandaşlara aktardığınız, köprü, yol ve hastanelerde kaybettiğiniz milyarları halka geri vereceğiz. Bir yanda saray, bir yanda gecekondu. Bu düzen devam etmeyecek. Bir yanda gösteriş, bir yanda sefalet olmayacak. Herkese eşit parasız eğitim ve sağlık hizmeti ulaştırılacak. Bu ülkenin tüm yurttaşları elektrik, su, barınma gibi en temel insani haklarına eşit şekilde ücretsiz ulaşacak. Parası olan Bilal bedelli askerlik yaparken parası olmayan Mehmet ölmeyecek. Bu utanç,
Bu utançların hepsi sizinle birlikte tarihe gömülecek. Ama yaşattıklarınızı unutturmayacağız. Sivas Vilayet Mirası'nın adını Metin Altıok yapacağız. Sağlık Bakanlığı'na Türkan Saylan'ın adını vereceğiz. Diyarbakır Jandarma Karakolu'nun yerine Ape Musa Kültür Merkezi kuracağız. Şişli Meydanı'nın adı Rant Dink olacak. Milli Kütüphane'nin adı Uğur Mumcu olacak. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Özgürlük Meydanı olacak. Değerli arkadaşlar, tamam anladım, şunu merak ediyorsunuz, sarayı ne yapacaksınız? Kaçak saray. Arkadaşlar, kaçak saray aynen kalacak. Halkın parasıyla yaptığınız sarayı halkımız sizi unutmasın diye utanç müzesi yapacağız. Bin odasında da yaptıklarınızı anlatacağız. Peki değerli arkadaşlar, son bitiriyorum. Arkadaşlar lütfen. Sayın Başkan konuşsun arkadaşlar, kürsüye gelin. Arkadaşlar, şimdi değerli arkadaşlar iki teşekkürüm var. İki teşekkürüm var. Bir tanesi Sayın Naci Bostancı'ya. Naci Bey konuşmasını dikkatle izledim. %1'in bütçesi için slogan lütfen, bütçesi dedi. Bunlar dedi slogan dedi. Bakın Naci Bey açık söyleyeyim, slogan atmak aslında kötü bir şey değil. Slogan uzun bir mücadele sürecinin hedeflerini en kısa biçimde anlatmanın yolu. Ya keşke benim de sizin gibi bir saatim olsa da daha uzun uzun anlatabilsem. İnşallah meclisimiz hep beraber o fırsatı da bize bir gün tanıyacak. Fakat arkadaşlar lütfen Atip'in sözünü kesmeyin. Şimdi değerli arkadaşlar, halkımız biz kısa konuşsak da anlar. Ama ben Naci Bey'in söylediği önemli bir şeye geleceğim. Diyor ki, kıt kaynaklarla sonsuz arzular arasında denge sağlamak zor. Türkiye'nin kaynakları kıt, insanların arzuları sonsuz. Ben de cevap veriyorum Naci Bey. Türkiye'nin kaynak sorunu var. Kaynak var ama sarayın ve patronların arzusunun sınırı yok. Ona yetmiyor bizim kaynaklarımız. Naci Bey, 2000 lira asgari ücretlinin bitmeyen arzusundan ne olur? Sadece insanca yaşamayı özlemiş bu insanlar. Özetle, arzular sonsuz değil, insanca, kaynaklar kıt değil ama peşkeş çekilmiş. Ama bir konuda Naci Bey'in çok tutarlı olduğunu söylemem gerekiyor. Fukara Tayyip Erdoğan'ı savunmak için fukara kraliçeyi savunmanızı takdirle karşıladım. Yalnız bir şey hatırlatmam gerekiyor. Eğer o Fransız yoksulları fukara kraliçeye karşı ayaklanıp monarşiyi devirip cumhuriyeti kurmasaydı biz bugün bu kürsülerde konuşamazdık. Bunu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Başkanım toparlayın. Değerli arkadaşlar, son olarak bu bütçe sürecine emeği geçen tüm saray eşrafına ve AKP'li vekillere teşekkür etmek istiyorum. Biz kapitalizmin insanın insanı sömürmesi üzerine kurulu bir düzen olduğunu anlatıyorduk. Siz güzelce gösterdiniz. Bu bütçeyle halkın önüne sadece ve sadece iki seçenek kaldığını siz de itiraf etmiş oldunuz. Ya AKP yönetecek, saray, savaş ve sömürü düzeni devam edecek. Ya halk örgütlenecek ve bu saltanat düzenine bir son verecek. Ben bu vesileyle Türkiye İşçi Partisi'nin 2020 bütçesine dair kayıtlara geçmesini istediğim son sözünü de tarihsel bir anekdotla bağlayayım. Bu bütçe diyor ki, ya barbarlık ya sosyalizm. Teşekkür ederim.